Türkiye'deki nesli tehlike altındaki türler için eylem planlarının hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi projesi kapsamında Hasbenli Sığır Kuyruğu eylem planı çalıştayı bir otelin toplantı salonunda başladı. Türkiye'de korunması öncelikli bitki türlerine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen Hasbenli Sığır Kuyruğu eylem planı çalıştayı Çanakkale'deki bir otelin salonunda başladı. 2 gün sürecek olan çalıştaya Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Şeref Özgür, Çanakkale Şube Müdürü Ozan Hacı Salihoğlu, Tehlikedeki Türler Projesi'nin takım lideri Borut Rubinik, kurum ve kuruluşların yanı sıra özel sektör temsilcileriyle akademisyenler katıldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı'nda görev yapan Profesör Doktor Ersin Karabacak çalıştay hakkında bilgi verirken şunları söyledi. Burada daha önceden çalışmalarına başlamış olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak yapılan bir projede Benli Sığır Kuyruğu'nun korunmasına yönelik bir çalışmayı yürütmek üzere toplandık. Bununla ilgili burada 2 gün boyunca çalışmalar yürüteceğiz. İlk gün türü tanıyacağız, arazi çalışmalarını tehdit eden faktörlere bakacağız. Proje hakkında genel bilgiler ve metodolojiyle ilgili genel bilgiler verilecek. İkinci gün ise ilgili paydaşlarla bu türü nasıl koruyabiliriz, önemi nedir, neler yapabiliriz, bununla ilgili bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Benli Sığır Kuyruğu 2012 yılında bilim dünyasına kazandırılmış, yani 10 yıllık bir bitkiden üzerinde çalışma yapıyoruz. Tek bir lokaliteden biliniyordu. Bu projeyle birazcık daha genişlettik ama hala Çanakkale il sınırlarının dışına veya Çanakkale küçük bir bölgenin dışına çıkmış değil. O yüzden neslini herhalde korumamız gerektiğini düşünüyoruz. Kritik bir tehlikesi var. Bulunduğu alan, habitatlar ekstrem şartlarda her yerde yetişmesine izin vermiyor. Gelecek nesillere aktarmak için bu türü devamlılığını sağlamak için hep birlikte bir çalışma yürüteceğiz burada.